Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Koiki 1v1 karşılaşmasını izleyeceğiz. Bir tarafta The Screaming Eagle. Kendisinin daha önceki maçlarını seyretmiştiniz YouTube'da. Ramazan'da falan vs'leri zaten mevcuttur. Diğer yanda da Anaru. Anaru Wehrmacht almış. Assault Support Doctrine, Elite Troops Doctrine, Jaeger Armor Doctrine. Screaming Eagle İngiliz almış. Lend-Lease Assault Regiment, Commando Regiment. Diğerini bana okutturmadan yapıştırdı Land Lease'i. Hadi bakalım hayırlısı. Ve Anaru'dan Elite Troops Doctrine diyecektim ki eğer Anaru Elite Troops Doctrine'i seçer ise yani bu haritada görüyorsunuz arkadaşlar. Saklanabilecek yerler mevcut. Yeşil siper, yeşil siper, yeşil siper. Yani burada mesela pek fazla gizlenemez bu çıkardığı Storm Troopers'larla ama ortada iş yapar, kenarda köşede iş görür. Hadi bakalım eğlenceli bir maç olacak gibi duruyor. Fog of War'ı da kaldıralım. Mavi tarafı kendi tarafımıza alıp izleyelim. Bir MG, bir tane Assault Section geldi arkadaşlar. Bir MG, bir tane Grenadiers geldi Anur'dan. Bakalım. İkisi de aynı yerlere gittiği için her türlü karşılaşacaklar. Hadi bakalım. MG kurulduysa ve bu MG'de bu binaya girerse piyonerleri kıstırma şansına sahip. Infantry Section yıldıza doğru ilerlerken Assault Section de buraya doğru gidiyor. Normal bölgeye. Ofansif oynadı İngiliz olarak Zikrim'in Eagle. Kendi benzini ne alması için buraya alması gerekiyor ki benzin aldığında kaynak gelsin. Bir yandan da maç canlı merak etmeyin. Yani şu an gerçek geçen bir maç. Lan konuşamadım. Müzik volümü de açalım. Oyunda müziğimiz de çalsın. Ha. İki tane Assault Infantry Section sahada. Bir tane mortar gelmesi bence yanlış oldu. Özellikle de şey düşündüyse İngiliz piyadeleri stabil kalıyor, sabit kalıyor. Onların kafasına vururum diyerek çıkarmıştır ama bilmiyor ki Alperen Assault Infantry Section getirdi. En azından bu yeni gelen askeri cepheden atabildi. Anuri için bu iyi. Ve Screaming Eagle siperde olmadığı için Grenadiers'lere güzel atış yaptı. Üç tane Assault Infantry Section. Bir tane Grenadier geliyor Aniru'dan. Mortar da MG'nin olduğu binaya çalışıyor. Bir tane daha. Güzel harita ya. Anir'i sadece 5 tane bölgeyle geçirebilmiş. Biraz da geç oldu zaten. Sıkıntısı o. Valla Screaming Eagle Anir'in benzine çok ofansif oynuyor. Koymadı ki adam alsın. MG42'leri aldıktan sonra Grenadiers'ler efektif ve güçlü olur. Hoş bir bina. Şu binaya girsek ilk başta daha iyi olurdu. The new platoon command post is ready. Güzel. Çok güzel. MG'yi güzel çevirmiş. Ya şu haritanın genişliğini düşününce çift MG bile gidebilir. Bir dakika. Evet. Anir'i zaten bir tane MG basıyor. Güzel. Lazım çünkü yani.
Ondan sonra da anti-tank'tır veyahut da SDKFZ 222'dir. Onu basar. Şu sağlıkçı biraz daha ortaya gelebilir. Jel mortar, MG'nin kaçışını korumak için infantry section'ı dövmek lazım. Çok aşırı yaklaştı arkadan. Bir adet AEC mi gelecek? Ya ona hiç gerek yoktu aslında. Komple silah gitse yeridir. Bir de adama puan gelmediği için Stormtroopers da basamadı. Buzdağının bir de görünmeyen kısmı var arkadaşlar. Az sonra bu komutanın özelliklerini nasıl, nedenli kullanacak göreceğiz. Şey karşılaştırmasını yapmamıştım. Düz Grenadiers'lere G43 verip bu arkadaşlara karşı kullanımı nasıldı karşılaştırmasını yapmamıştım. Bence fena olmaz da. Şimdi bunlarda da Thompson varsa işler bir hayli değişik olabilir. Bina olarak, bina kurmaması sıkıntı biraz. Şimdi AEC geliyor. Park binasını yapması lazım. Güzel yapıyor. Enemy threatening a capture point. Armored car completed. Evet, zırhlı araç sahada. O Grenadiers'in canı az, hemen model düşecek diyecektim ki demeye kalmadı. MG kurulacak, Infantry Section cepheden atılacak. Da MG aşağıya gitmeye karar vermiş. Eyvallah. 60 mühimmatı boşa gitti Andrew'un. Keşke silah verseydi. En azından Screaming Eagle'ı test etmiş oldu. Bomba yiyor mu, yemiyor mu diye. Bundan sonra bomba atmasa daha iyi. Ola ki bomba atacaksa da Screaming Eagle'ın kafası karışıkken atması lazım. Buraya keşke gireydi ya. Nötrler de alırdı. 222 basıyor Hunter'ın. Çıkması daha iyi oldu, yoksa Grenadier motorunu bozacaktı, işi bitecekti. Zaten park da basılmış. Olmadı. Şöyle bir sıkıntı var. Sırf buradaki bölge Screaming Eagle'da olduğu için buradaki kaynakların hiçbirisi Anuru'ya ulaşmamakta. Onu çözmesi lazım.
threatening a capture point. İki tane. Aniron'un en büyük hatası silah vermemesi diyeceğim çünkü tüfek bombalarının hiçbirisi fayda sağlamadı ona. Bırak tüfek bombası atmayı. Screaming Eagle'da mühendis yok. Böyle haritanın bazı belli başlı noktalarına mühendis de gidip S minefield bölgesi atabilirdi. S minefield dediğimiz şey işte bu küçük bouncy bat dediğimiz mine'lar var ya, patlıyor. Pat 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 üzerine basa basa bir değişik oluyorsun. Ondan yapsaydı daha iyiydi. Abi bizim için izlemesi konuşması kolay da oynarken bazen akla gelmeyebiliyor arkadaşlar. MG pakı tutar. Ayrıca tam bir olamadı tabii çünkü mühendis yok. Ah be, pakı kaptırması kötü oldu Andrew için. Anuru'da 2 MG, Screaming Eagle'da 2 tane MA-16 Half-Truck. Tabi MG de var da 2 tane Panzergrenadier. Bakalım nasıl olacak. Paka kaptırmasaydı hoştu da bu araçlar gelip sürekli Anuru'yu pinleyecek, yere yatıracak, baskılayacak. Güzel bir panzer falan tutuyor. Pak nerede? Pak nerede? Pak uzakta, gelene kadar alabilir mi diyecektim de. Gelip bir denese şansa. Arka zırhı döndü. Arka zırhı döndü. İşte şu aracın varlığı bile bir tehdit ya. Ne yazık ki SRKFZ'yi kaybettim. Çok sağlamcı bir oyunu oldu Screaming Eagle'ın. Her türlü tehdide karşı hazır. Tamir olunca mühendisleriniz daha fazla hasar alıyor. Oberkommando'da Süpermeriler 5 yıldız olunca, ya da 4, 5'ti sanırım. Tamir ederken ekstra hasar almıyorlar vurulduklarında. Normal aldıkları hasar neyse onun gibi hasar alıyorlar tamir ettiklerinde. New anti-tank gun has arrived.
Our opponents are seizing a sector. Bak şuradaki kafadır karışıklığı var ya. Belki orada bir el bombası gelebilirdi diye düşünmedim değil. Bu ne? Kaptan da var. 1, 2, 3, 4 piyade, 1 kaptan. 5 piyade. İkisinde de 5 piyade. Aha. Vallahi Pak bunu alabilir mi? Hadi Pak. Dur bakalım. Alır ya. Şuraya kaçması lazım. Tutulan bölgelere bakalım hemen arkadaşlar. Anuru bu geliştirmeyi henüz yapamadı. Kaynağı da zaten anca erişmiş o raddeye. Ya bir ve birlerde çok kişi olmadığı için hani birer kişiye odaklanıyorsunuz. Hataları ayıklamak, anlamak daha kolay oluyor. Andrew kardeşimiz keşke MG42 verseydi. Hem ben power kaybını engellerdi hem de Scream Eagle'a daha fazla zorluk yaşatırdı. Enemy forces are secret. Those are behind our lines. Headquarters attacked. Scream Eagle şu an bir tank basabilir. Dilerse basmaz. Şu geliştirmelerden birini yapar. Yapa mesela Churchill getirebilir. Andrew'un bir tane daha paka ihtiyacı olacak ve çok iyi oynaması gerekecek. Our opponents are seizing a sector. Our lines of supply are disrupted. HQ has been upgraded. Medium armor and rocket artillery is now available. Güzel bomba. Ah be, kaç kez kaçmasaydı ya, alırdı onu. Henüz bir tank gelmedi. Mortarda mı çaldılar efendim? The enemy is taking our territory. Anvil geliştirmesi. Tank basarsa Churchill basacak. Şu an bir 70 manpower lazım. Bu biraz daha geç takviye edilebilir bu da. Anladığım kadarıyla öyle yapıyor, evet. Bazen tank basabilecek benzin oluyor. Askerlerin üste kaçmış. Hemen takviye edin diyorsun. Sonra aa niye tank basamadım oluyor. Arada bakıp kontrol etmek iyi olur, o yüzden. Battle Phase 2 geliştirmesini tamamladı Andrew kardeşimiz. Kaptanın şu buff özelliği var. Heroic Charge. Yani buna verdirebilir. Bir pat daha var. Şu MG çok büyük sıkıntı. Kaptan ölür mü?
Kaptan kendini kurtardı gibi duruyor. Öyle oldu. Enemy forces are securing our territory. Bazen şu duvarlar da sıkıntı oluyor işte. The enemy is attempting to steal our sector. Kenar yıldızlara saldırabilir. Ortaya gelmesine gerek yok. Ama Churchill geldi işte. Ona da yapacak bir şey yok. Çok zor durumda. Farklar yaşarsa... Puandan kaybedecek zaten. Bilerek girdi Screaming Eagles. Ellerine kollarına sağlık. Fena değildin ya. Anıl. Ama sen bayağı iyiydin ya. Bayağı araları falan sızıyorsun, boş bırakmıyorsun. Ama bayağı iyi, hızlı oynuyorsun. Elinize sağlık beyler. Eyvallah. Anıl, hazır mısın? Hazırım abi. Hiç tüfek bombası atmayacaktın. Yapıştıracaktın MG42'leri. Dedim bir tane attı, iki tane attı falan. Dedim artık atmaz tüfek bombasını. MG42 falan verir. Bir de panzergrenaderler geldi ya. Dedim onlara da şey verir, G43. Keşke öyle yapsaydın ya. Ya evet, tüfek bombasından çok kolay kaçılabiliyor ya. O biraz salaklık gibi bir şey. Atmamam lazım, doğru. Ya, denemiş oldun. Hatada ders çıkarmanı sağlar, olsun. Bazen insanın hatası geliyor. Ya da rakibi test ediyor böyle, bakalım yiyor mu yemiyor mu diye. Aynen. Elinize sağlık. Kaynağı falan bayağı iyi kesti ya. Vallahi bayağı iyi kesti. Hani kendi benzin almayı bırak, direkt senin benzinine geldi oyunun başında. Ben tüm haritayı izleyebiliyorum ya. Senin benzinine geldi, aldı, kesti. Kendi benzin 2 dakika sonra falan aldı yeni çıkan birliklerle. Bir de şey bekledim senden. Stormtrooper da artık öyle bir raddeye gelmiştin ki. Stormtrooper basarsan işte pak basamıyordun veyahut da SRKFZ basamıyordun. Hani ondan dolayı. Evet, kaynağı kestiği için. Evet. Hiç şey yapamadım. Evet, elinize sağlık o zaman. Bana fuel vermemek lazım ya. Evet ya.